Resimlerde rötuş yapmak için kullandığımız bir diğer aracımız ise arkadaşlar Healing Brush Tool. Bu araç hemen araç panelinde şöyle biraz aşağıya geldiğimizde bakın Spot Healing Brush Tool'un altında arkadaşlar. Bunun kısa yolu da J. J tuşuyla aktif hale getirebiliyoruz. Şimdi ben bu tuş, özür dilerim, bu aracı aktif hale getiriyorum. Bu araç ne işe yarıyor? Belli bölgeden arkadaşlar kaynak alarak belli bölgeden buna source diyeceğiz kaynaktan arkadaşlar. Pikselleri alıp hedef bir bölgeye ne yapıyor? Aktarıyor ve bu bölgedeki pikseller de bunu birleştiriyor arkadaşlar. Bu bağlamda oldukça güçlü bir araç diyebiliriz arkadaşlar. Düz bölgelerde çok başarılı sonuçlar verebiliyor. Fakat kenarlıkların olduğu, kenarları olan objelerin olduğu durumlarda daha dikkatli çalışmak gerekir arkadaşlar. Şimdi bu aracı seçtikten sonra ben Option Bar'da bakın bu araca ait bazı özellikler aktif hale geldi. Bunları görebiliyoruz. Birinci özelliğimiz ne? Bu aracın size, hardness'ı, spacing'i, angle'ı ve roundness değerleri. Bunlara hemen şu üst kısımdan ulaşabiliyoruz. Aynı şekilde sağa tıklayıp ekranda yine benzer şekilde ayarlarını değiştirebiliyoruz. Size fırçanın boyutuydu. Hardness'ı biliyorsunuz zaten keskinlik demiştik. Spacing ise arkadaşlar düşük değer daha yumuşak bir karışım verir. Yani şimdi şöyle demiştik. Bir belli bir bölgedeki hedef pikselleri alarak ne yapıyorduk arkadaşlar? Hedef bir bölgedeki pikselin renkleriyle birleştiriyordu arkadaşlar. Bu bağlamda bu spacing o karışımın arkadaşlar yumuşaklık seviyesini veriyor. %25'lik iyi bir değer arkadaşlar. Bunu yine kendiniz bilgisayarınızda ne yapabilirsiniz? Deneyebilirsiniz. Farklı sonuçlar elde edip hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. Yine fırçanın açısı falan gibi çeşitli ayarlar burada var arkadaşlar. Hemen bir tane arkadaşlar örnek alıp ardından diğer özelliklerle gidelim arkadaşlar. Şimdi aracı Healing Brush Tool'u aktif hale getirdikten sonra bunu kullanabilmemiz için arkadaşlar bunu iki şekilde kullanabiliyoruz. Birincisi şurada source kısmında bakın sample dediğimiz örneklem olarak. İkincisi ise arkadaşlar bir pattern, bir desen kullanarak taşıma birleştirme işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sampled aktifken arkadaşlar buna dikkat edin. Aktif şu anda. Herhangi bir yerden doku alarak, herhangi bir yerden renk alarak arkadaşlar başka bir yere aktarmaya çalışacağım. Aktarma işlemini biz şöyle yapıyoruz. Renk alma işlemini şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Klavyeden alt tuşuna basıyorum. Alt tuşuna bastığınızda bakın şöyle hedef şeklinde bir imlece dönüştü fare. Ve şu bölgeden ben renk almak istiyorum arkadaşlar. Örneklem almak istiyorum. Şöyle alt tuşuna basılıyken bu bölgeye tıklıyorum arkadaşlar. Artık buradan bir renk aldım. Bakın mouse'umu hareket ettirdiğimde o bölgenin renginde ne yapıyorum? Beraberinde taşıyorum. Şöyle buraya boyama yaptığımda bakın bir tarafta fırçam var. Boyama yaptığım fırça var. Diğer tarafta ise arkadaşlar kaynak kısımdaki artı işaretine bakın arkadaşlar. Neyi görebiliyorsunuz? Nereden örneklem aldığımı görebiliyorsunuz. Şimdi boyama işlemini şöyle yapıp bitirdim. Bitirdikten sonra bakın aynısıyla buraya gelmedi. Çünkü neden? Buradaki renklerle arkadaşlar ne yaptı? Bu yani kaynaktaki renklerle hedefteki renkleri birleştirdi arkadaşlar. Pikselin renklerini ve böyle biraz daha açık bir görünüm elde ettim. Özetle bir kaynaktan örneklem nasıl alıyoruz? Alt tuşuna basıp o bölgeye tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra hedef bölgeye gidip boyama işlemini yaptığımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Oradaki içeriği diğer tarafa aktarmış oluyoruz arkadaşlar. Ve bu süreçte birleştirme işlemini yani iki hedefle örneklemin birleştirildiğini unutmayalım. Şimdi ikinci seçeneğimiz ise pattern arkadaşlar. Yani bir desen. İsterseniz bir deseni herhangi bir hedef bölgeyle birleştirebilirsiniz. Pattern'ı seçtikten sonra bakın şu kutudan bir tane desen seçip yine hedefinizle birleştirebilirsiniz. Ben şuraya geldim ve şurayı ne yapıyorum? Bakın birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Bir pattern'ı yani bir deseni buraya aktarmış oldum. Şimdi Ctrl Z ile geri geliyorum arkadaşlar. Bakalım. Hatta şöyle yapalım. Window'dan History'yi aktif hale getirip en başa tıklıyorum. Şu şeyden kurtuluyorum. Diğer bir özelliğimiz ise arkadaşlar bu aracın kullanımında. Bakın şurada
Hemen fırça boyutunun yan tarafında şurada üzerine geldim, tıklıyorum. Clone Source paletini açan bir butonumuz var arkadaşlar. Şu. Şöyle tıklayalım tekrar. Bakın. Clone Source paleti. Yani klonlama yapacağımız kaynak paletin buraya getiriyor. Şimdi burada 5 tane seçenek var. Hani dedik ya bir kaynaktan ne yapıyoruz? Örneklem alıyoruz. Aslında biz arkadaşlar 5 tane kaynaktan örneklem alıp bunu Photoshop'a burada belirtip istediğimiz zaman aralarında geçiş yaparak bunları kullanabiliyoruz. Şu anda ben de aktif olarak birinci şurada birinci kaynak clone source aktif durumda arkadaşlar. Şu an görebiliyorsunuz. Bu da az önce benim aldığım kaynaktı. Tekrar göstermeye çalışalım. Birincisi aktifken alt tuşuna bastım. Şuradan bir kaynak aldım ve şuraya arkadaşlar pardon özür dilerim. Pattern aktifmiş. Ctrl Z ile geri geliyorum. Sample'ı tekrar geliyorum arkadaşlar. Hatta bir tane daha geri gelelim. Şuradaki şeyden tamamen kurtulmaya çalışacağım. Şöyle tamam. Sample aktifken arkadaşlar şöyle birinci Clone Source paleti açtım. Birinci seçenekteyim. Alt tuşuyla şuradan bir örneklem aldım arkadaşlar. Şurayı boyuyorum arkadaşlar. Bu bir. Şimdi ikinci seçeneğe geldim. Bu sefer çocuğun şöyle kafasından bir örneklem alalım. Şuradan aldım. Bakın alt tuşuyla birlikte. Şuraya çiziyorum. Bakın çocuğun kafası geldi. Şimdi bakın birincisine tıkladığımda seçeneğe şu alt taraflara boyama yapıyorum. Bakın üst tarafın neye geldi? Zaten hedef bölgeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hedef bölge ile kaynak bölgeyi görebiliyorsunuz. Kaynak bölge şu anda artı ile gördüğünüz bölge. Hedef bölgede fırçanın boyama yaptığım yer. Bakın ne yaptı? Ağacın bir kesitini buraya aktarmış olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci seçeneğe tıkladığımda ise tekrar boyama yapıyorum. Bakın bu sefer nereyi aldı arkadaşlar? Çocuğun kafasını buraya aktarmış olduk arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane seçenek var ve 5 tane örneklemi alıp bunları ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Bu arada fırçanızın boyutuyla oynayabilirsiniz, döndürebilirsiniz gibi çeşitli ayarları burada yapabilirsiniz. Başlangıçta bu palet, Clone Source paleti bizim ihtiyaçlarımıza dan fazlasını sunabilir. Biraz daha ileri düzey kullanımda ve aracı alıştığımızda arkadaşlar faydalı olabilir bu araç. Şimdi bunu da geçtikten sonra mod kısmı var. Mod arkadaşlar bu aslında layer blending modlara da benziyor. Bunlardan bir önceki Spot Healing Brush Tool'da da bahsetmiştik. Bunları geri gelince konuşacağız. Şimdilik normal bizim işimizi görecektir arkadaşlar. Source kısmı dediğimiz gibi sample, örneklem ve pattern desenli ikiye ayrılıyor. Bunları yine kullanabilirsiniz. Gelelim şurada Align diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu çok kritik bir ayrıntı olabilir arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben tekrar History panelini alıp başa dönüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Align seçeneğiyken arkadaşlar şimdi dikkat edin. Çocuğun kafasından bir örneklem aldım. Ve şuraya boyama işlemi yapıyorum. Bakın ne yaptık. Pardon şu tam olmasın. Şöyle bir kafasını boyayalım arkadaşlar. Şimdi bakın hedef bölge ile örneklemin olduğu bölgeyi görebiliyoruz. Aligned kutusunu aktif hale getirdim. Şimdi boyama yaparken burada bırakıyorum ve tekrar boyamaya devam ediyorum. Bakın arkadaşlar Aligned kutunu aktifse eğer kaldığınız yerden ne yapıyor? O yine en üstteki referans noktayı göz önünde bulunarak boyama işlemine devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat Aligned'ı arkadaşlar inaktif hale getirirseniz bakın zaten buradan ben örneklem almıştım. Ve boyamaya tekrar devam ediyorum. Çocuğun kafasını devam boyuyorum. Şöyle boyadım. Az önce de bu kadar yapmıştım. Burada bırakıyorum. Boyamaya devam ediyorum. Bakın boyamaya yeniden başladığımda yeniden referans noktasından ne yapıyor? Örneklem alıp bir daha bu örneklemi yeniden bir sıfırdan ya da baştan bir ne yapıyor arkadaşlar? Aktarım yapıyor. Bu özelliğe dikkat edin arkadaşlar. Bunu ileride böyle bir şeyle karşılaşırsanız burayı kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi başa dönüyorum. Şimdi az önce arkadaşlar bakın şurada işlem yaparken biz ne yaptık? Background layer'ım aktif olduğu için background layer'daki piksellerin üzerine boyama yaptım ve burayı aslında ben bozmuş oldum arkadaşlar. Aslında şöyle bir şey var. İsterseniz
Bir kaynaktan örneklem alırken o kaynağın yapısını bozmadan da yine bu başka bir yere aktarma işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu şöyle yapacağız. Ben hemen Ctrl Z ile geri geliyorum. Şöyle hatta şuraya tıklayarak başa dönelim arkadaşlar. Şimdi background layer'ım aktifken arkadaşlar üstüne yeni bir katman ekliyorum. Layer 1 aktif geldi bakın. Şimdi background'dan ben arkadaşlar bir örnek alacağım. Örneklem alacağım arkadaşlar ve bunu layer 1'de kullanacağım ki background layer'ımın yapısı bozulmasın. Şöyle yapacağız bunu. Şurada bakın sample diye bir tane kısım var. Bu Spot Healing'de de vardı. Sample'ın hemen karşısında current layer, current ve glove diyor. Yani mevcut current layer demek mevcut layer demek. Şu an background layer'ım aktif, ona dikkat edin. Current glove demek mevcut layer ve onun altındaki layer. O layer ise bütün layer'lar, bütün katmanlar. Buradan seçeneğiniz bu seçeneklerden hangisini seçerseniz o seçeneğe göre ne yapabiliyorsunuz? Örneklem alıp hedef bir yere aktarabiliyorsunuz. Current layer'ı seçerseniz mevcut layer üzerinde işlem yaparsınız. Yani o layer'dan örnek alıp sadece o layer'ı aktarma yapabilirsiniz. Ama current ve below'u seçerseniz mevcut layer ve altındaki layer'dan örneklem alabiliyorsunuz. All layer isterseniz bütün layer'lardan, yani bütün katmanlardan ne yapabiliyorsunuz? Örneklem alabiliyorsunuz. Şimdi ben all layers'ı seçtim arkadaşlar. Bütün katmanlardan örneklem alabilirim demektir bu. Bakın üst taraftaki layer 1'e geldim. Background'da değilim. Üst taraftaki layer 1'e geldim. Ve alt tuşuna basarak çocuğun kafasına tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra da şuraya bakın layer 1'deyim. Ama background'dan örneklem aldım ve layer 1'e arkadaşlar bunu aktarmaya çalışıyorum. Şöyle boyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Ne yaptı arkadaşlar? Üst taraftaki layer 1'e background'dan ne yapmış olduk? Bir içeriği aktarmış olduk arkadaşlar. Orijinal layer'ımızdaki resimde herhangi bir bozulma olmadı. Bunu nasıl anlıyorum? Layer 1'i hemen şöyle göze tıklayarak kapattığımda bakın background'da herhangi bir değişiklik yok. Layer 1'e bunu aktarmış. Hatta background'ı kapattığımda layer 1'de bunu ne yapabiliyorum? Görebiliyorum arkadaşlar. Tekrar ben current layer'a geliyorum. Şimdi özetle arkadaşlar bu araç herhangi bir yerden ne yapıyor? Örneklem alıyor arkadaşlar ve buna hedef bölgeye taşıyorsunuz ve bu hedef bölgedeki piksellerin rengiyle bunu birleştiriyor arkadaşlar. Örneklem alabileceğiniz gibi pattern yani desen de kullanabilirsiniz arkadaşlar.